Merhabalar öncelikle, ben Zülay. Microsoft'un teknoloji öneren kadın lideriyim. Aynı zamanda Microsoft'un Imagineer'ıyım. Daha önceden aslında Türkiye'ye ilk kez Singe uygulamasını entegre eden deneyim ekibinde yer aldım. Bunun dışında dünyanın ilk akıllı bastonu WeWalk'un alıştırma sensör ürün yöneticiliğini yaptım. 59 ülkeden sorumlu olarak çalıştım. Bunun gibi aslında birçok startup'ın deneyim ekiplerinde sorumluluk aldıktan sonra kendi girişimi olan From Arise'ı kurdum. From Arise'dan belki bahsedebilirim burada. İnsan ve yapay zeka bir araya getirerek görme engelli kullanıcılara hem hızlı hem de nitelikli görsel açıklamalar sunan bir mobil uygulama From Your Eyes. Ben 2011 yılına kadar az gören bir çocuktum. Sonra görmemi tamamen kaybettikten sonra biyolojik olarak gerçekleştiremediğim görme eylemini teknolojik anlamda gerçekleştirebileceğim çözümlere ihtiyaç duymaya başladım. Bunları kullanırken bana hızlı ve nitelikli görsel açıklamalar sunamadıklarını fark ettim. Çünkü ya sadece yapay zekayı kullanıyorlardı ya da sadece gönüllüye başvuruyorlardı. Bu noktada da From Your Eyes'ı geliştirirken aslında en büyük motivasyonum bu oldu. From Your Eyes'da biz ne yapıyoruz? Görme engelli kullanıcılar uygulamaya bir görsel yüklediklerinde biz yapay zeka tarafından onlara bir açıklama iletiyoruz 7 saniye içerisinde. Kullanıcılar bu açıklamanın iyileştirilmesi gerektiğini düşünürlerse uygulamadaki betimleyicilerin yani gönüllü kişilerin havuzuna gönderiyorlar. Betimleyicilerimiz görsellere bakıyor, metinlere bakıyor, metinlerde yazılı iyileştirmeler yapıyorlar ve kullanıcıya geri gönderiyorlar. Biz ne yapıyoruz? Arka tarafta veri etiketlemesi yapıyoruz. Bu sayede kendi görsel kütüphanemizi derliyoruz ve yapay zeka servisimize eğitiyoruz aslında. Bu zamana kadar From Horizon çok çeşitli başarıları oldu. Türkiye'nin en büyük girişimcilik sahnesi olan Big Bang Startup Challenge'ın kazanan girişimi oldu. 7 Aralık'ta global lansmanımızı gerçekleştirdikten hemen sonra Microsoft'un startupları desteklediği bir program olan Founders Hub'ı kabul alan girişimlerden bir tanesi oldu. Çok güzel bir partnerliğe başladık aslında bu anlamda. Bundan da önce 2022'nin Geometry Venture tarafından seçilen en iyi girişimi olarak seçilmiş. Bunlarla birlikte de aslında 2023'ün gelecek vadeden girişimleri arasında gösterildi. Dünyada 4. sırada olan İfçekirdek Kulçka Merkezi'ne kabul aldı. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası'nın kurduğu BTM'nin bir ön kulçka girişimi olarak sürecini tamamladı. Geçtiğimiz günlerde de sahne X-Large'da From Arise yatırımcılarla buluşturduk. Ama hedeflerimiz çok daha fazla. Aslında hedefimiz şu, From Arise'da biz görme engelli kullanıcılara görmenin en teknolojik halini yaşatmak istiyoruz. Evet, şimdi görme engelli kullanıcılar için görüşü paylaşmanın en teknolojik halini yapıyoruz ama biliyoruz ki From Horizon vizyonu bundan 10 yıl sonra makinelerde göremiyor mindset ile devam edecek, bakış açısıyla devam edecek ve çok daha güzel yerlere ulaşacak. Şimdi İngiltere, Amerika, Hindistan ve Rusya gibi 18 farklı ülkeye uzanan bir deneyim ekibimiz var ve bunun çok daha fazlasına uzanacak aslında gücümüz var. İlerlemeye devam ediyoruz. Aslında şöyle açıklayabilirim, From Horizon potansiyelinin farkındayız ve bunu ilk olarak biz e-ticaret platformlarına yönlendiriyoruz. Çünkü şöyle bir istatistik var, görme engelli kullanıcıların %71'i e-ticaret platformlarını kullanamıyorlar. Ben biraz dünyadaki rakamlardan da bahsedeyim. Dünyada 330 milyon görme engelli var ve bu sayı 2030 yılında 400 milyona çıkacak. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde görme engelli var ve bu kişilerin 300 bini hiç görmüyor. Geriye kalan kişilerde çeşitli sebeplerden dolayı görme kaybı yaşıyor. Mesela görme kusurları gibi. Burada da görme engelli kullanıcılar e-ticaret platformlarını kullanmaktan ya geri duruyorlar. Çünkü birilerine danışmaları gerekiyor görsel ürün açıklamaları olmadığı için. Ya da yanlış ürünleri alma korkusu yaşıyorlar, geri iadeler artıyor. Bütün bu sebepler kullanıcıların tam bağımsız bir satın alma deneyimi yaşamasının önündeki bariyerleri oluşturuyor. Biz de istiyoruz ki From Horizon yapay zeka servisini e-ticaret platformlarına entegre edelim. Bu sayede ürün görsellerini açıklayalım ve kullanıcılar için aslında ürüne baktığında tam bağımsız bir şekilde ürünü keşfedebileceği, karar verebileceği, ürünü alabileceği bir senaryo oluşturalım aslında. Hatta kullanıcılar şunu istiyorlar, her şeyi planlamak zorunda kalmayalım. Biz de aslında herkes gibi e-ticaret platformuna girdiğimizde tam bağımsız bir satın alma deneyimini şöyle yaşayalım. Ürüne, hangi ürünü alacağımızı anlık olarak karar verebilelim. Yani sadece o ürünü almak için de girmeyelim. Bu noktada güçlü işbirliklerimiz devam ediyor. Bizi e-ticaret platformlarına yaklaştıracak Walkers'la yürüdükçe puan kazandıran uygulamayla bir işbirliği yaptık. Bu bağlamda da From Arise kullanıcıları şu andan itibaren aslında Kiehl gibi, Teknosa gibi, Ibroşa gibi birçok markadan indirim kuponları elde edebiliyorlar. Bu da aslında e-ticaret platformlarıyla bizi yaklaştıran bir adım. Ama istiyoruz ki From Arise yapay zeka servisini buralara entegre edelim. Bu sayede kullanıcıları destekleyelim aslında. Aslında ben Boğaziçi Üniversitesi'nde dünyanın görme engellilik nörobilimcisi olmak için çalışıyorum. Neden buraya bu sürece geldim? Çünkü ben az gören bir çocukken şunu yapıyordum. %5 derecesinde görüyordum. O da şey demekti benim için. Aslında çok bir şey görememek. Burada da böyle küçük kartlarla çalışıyordum. Aslında
bizim şimdi yapay zekada input dediğimiz şey giriyordum. Yani nesnelerin küçük halleri neye benzer? Bütün detaylarıyla onlara bakıp öğreniyordu benim beynim ve gerçekleriyle karşılaştığımda onları kendisi tamamlıyordu. Çünkü görmeyi öğreniyordu. Yani ben kendi beynimde görmenin süreçlerini, beynime bunu nasıl öğretebilirim zaten çok erken yaşta öğrendim. Görmemi tamamen kaybettikten sonra da bunun yapay zeka tarafıyla tanıştım, yani görüntü tanıma. Biz görüntü tanıma servislerinde ne yapıyoruz yani yapay zekayı eğitirken? Aslında benzer bir süreç oluyor. O network dediğimiz aslında içeride yapı, hani o beyindeki nöronların sinir sisteminin yani mantığıyla çalışıyor. Ve biz bu sayede katmanlar sayesinde beyne bir şeyleri görmeyi öğretirken, hani teknik tarafta da yapay zeka bir şeyleri görmeyi öğretiyoruz. Şimdi ben kendi girişimimde ne yapıyorum? Burada da aslında biz veri setleri beslerken, yani verileri parameterize alırken yine aynı süreci yapıyoruz. Bu veri setlerini derliyoruz. Bu sayede kendi yapay zeka servisimize görmeyi öğretiyoruz. Yani benim organik olarak yaptığım şeyi burada inorganik olarak yapıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde de aslında nörobilim tarafıyla ilerlerken ki en büyük motivasyonlarımdan bir tanesi bu. Çünkü şimdi nörobilim alanında data girişi çok önemli. Datayı doğru yorumlamak, doğru okumak çok önemli. Bu anlamda da hani Boğaziçi Üniversitesi'nin bana sunacağı imkanlarla birlikte de dünyanın görme engelli nörobilimcisi olarak da bu süreci beslemeye devam etmek istiyorum. Öncelikle problemi çok iyi tanımlamak gerekiyor. Problemi keşfetmek gerekiyor. O problemi çok hani sevmek gerekiyor. Çünkü problem sevildikten sonra aslında önündeki bariyerler nasıl kaldırılır çok daha rahat görülüyor. Bir de girişimcilik tarafında hani belirsizliklerle mücadele etmek çok önemli. Aslında bir girişimcilik demek çok belirsizliklerin de olduğu bir süreç demek. Ama burada doğru kişilerle birlikte ilerlemek, doğru fırsatları doğru zamanda değerlendirmek lazım. Bunun için Türkiye'nin çok değerli girişimcilik destek programları var. Girişimcilik merkezleri var. Sonuna kadar girişimcileri destekliyorlar. Bence bir girişimcinin bir girişim yolculuğuna çıkarken öncelikle kendine doğru hayal ortakları bulması lazım. O yüzden buralara başvurmalarını öneriyorum. Ve tabii ki de hani süreçte doğru okumalar yapıp hem teknik taraftan kendini beslerken bir yandan da onu pratiğe getirmelerini öneriyorum girişimcilere. Her problem bir öğrenme fırsatı bence. Ben bu kadar çok şeyi deneyimlemeseydim öğrenemezdim. O yüzden hani benim için başarı ya da başarısızlık yok. Hepsi bir öğrenme fırsatı, belki öyle söyleyebilirim. Hani Türkiye'de genç girişimcilerin olduğunu biliyorum. Ve mutlaka aslında hani benim gibi hani kuralları bozan girişimciler de var, liderler de var. Çünkü dışarıdan bakıldığında çok kişinin dezavantajı olarak gördüğü bir liderim. Görme engelli olduğum için, bir kadın girişimci olduğum için, çok genç olduğum için. Ama aslında dezavantaj tamamen karşıdaki kişilerin adlandırdığı, koyduğu bir şey. Benim en büyük mücadelem burada aslında. Bu dezavantajlı olarak gördüğümüz girişimcilerin bariyerlerini kaldırma noktasında. O yüzden belki kendini dezavantajlı olarak gören ya da öyle hisseden girişimcilere şunu söyleyebilirim. Asla öyle değiller. Burada aslında kuralları bozmak, kuralları yeniden var etmek girişimciliğin gerekliliği ve zaten aslında dezavantajlı olarak kendinizi görüyorsanız bu alana ilk adım atmışsınızdır. Önünüzde de bence kimse duramaz. O yüzden benim gibi girişimcilere devam etmelerini öneriyorum.